Kendinizi hiç hakkında hiçbir şey bilmediğiniz bir bedende yaşıyormuş gibi hissettiniz mi? Arada bir gözünüz seyirir, karnınızdan bazen acayip sesler gelir ya da hiç beklemediğiniz bir anda tüyleriniz ürperir. Siz ve vücudunuzun birbirini daha iyi tanımasının artık zamanı geldi. Ve anatomiyle ilgili bu 11 gerçek size bu konuda yardımcı olacak. 1. Kaslarınız neden sebepsiz yere seyirir? Karşınızda sürekli ona göz kırptığınızı sanan birisine neler olduğunu anlatmanız gerektiğinde bu biraz utanç verici bir durum olabilir. Gözünüz ara sıra seyirmeye başlarsa bu stresli olduğunuzun ya da iyi uyuyamadığınızın bir işaretidir. Eğer sebepler bunlar değilse o zaman muhtemelen çok fazla kahve içmiş veya son zamanlarda aşırı tatlı şeyler yemiş olmalısınız. Gözdeki seyirme zararsızdır. Bu kas yorgunluğundan ve beynin aşırı uyarılmasından kaynaklanır. 2. Hava soğuk olduğunda neden titreriz? Üşüdüğümüzde dişlerimiz kontrol edilemez şekilde birbirine çarpar ve bacaklarımız titremeye başlar. Bu, tüm kasların hafiften ancak hızla vücudunuzda sürtünme yaratarak bir miktar ısı üretmek amacıyla harekete geçmesi nedeniyle meydana gelir. Soğuk bir günde ellerinizi birbirine sürttüğünüzde biraz ısınırlar. Titreme de aynı şeydir ama etkisi daha küçük ölçektedir. Beyin bir iletken gibi çalışır. Cildinizin ısısını algılar. Vücut 36,6 dereceden daha sıcaksa terlemeye başlaması için bir sinyal gönderir. Bundan daha soğuksa bu sefer kaslarınızın titremesi için bir sinyal gönderir. 3. Bacağınız neden uyuşur? Masadan kalktığınızda bir nedenle bacaklarınızdan birini hissetmediğiniz durum bazen korkutucu olur. Paniğe gerek yok. Uyuşma sırasında bacağınızı bir süre hiç kontrol edemeyecek ve sinir bozucu şekilde rahatsızlık hissedecek olsanız da bir süre sonra her şeyin normale döneceğini hepimiz biliriz. Bunun olmasının sebebi garip bir pozisyonda oturuyor olmanızdır. Oturma şekliniz bacağınıza giden kan miktarını sınırlar. Kan dolaşımında sadece 10 dakika kadar bir aksaklık olduğunda bu uyuşukluğa neden olur ve sonrasındaki rahatsızlık hissi kanın tekrar bacağınızın tümüne hücum etme hissidir. Evet, işte o iğnelenme hissi de bu yüzden olur. 4. Uyandığınızda gözler neden yaşarır? Bazen sadece bu olmaz. Aynı zamanda gözlerinizin kenarlarında çapaklarla uyanabilirsiniz. Hepsinin sebebi aynıdır. Uyuduğumuz zaman gözlerimizi her zaman sıkı sıkıya kapalı tutmayız. Tam kapanmadığı için gözlerin dış etkenlere karşı yeterince korunmamasını telafi etmek ve gece boyunca gözümüzün içine girebilecek toz parçacıklarını yıkayıp atmak için gözlerimizin kenarlarındaki özel bezler gözyaşı üretir. Ve kendinizi yorgun ve artık uyumaya hazır hissettiğinizde esneme suretiyle gözleriniz yaşarır. Esneme hareketi lakrimal bezlere baskı uygular ve aynı zamanda gözyaşı kanallarını tıkar. Bu yüzden siz esnemeyi kestikten hemen sonra gözyaşı oluşur. 5. Hiç uyumak istemediğinizde bile neden esnersiniz? Esasen esneme sadece uykunuz geldiğinde veya sıkıldığınızda olmaz. Bunlar sadece esnemeye sebep olan en yaygın durumlardır. İşte size eğlenceli bir gerçek. Paraşütçüler uçaktan atlamadan hemen önce esnerler. Bu tam o sırada kısa bir kestirmek istedikleri için ya da paraşütle atlamak çok sıkıcı olduğu için olmaz. Bir ara siz de deneyin. Esneme esas itibarıyla çenenizi gerer ve olabildiğince derin bir nefes almanıza sebep olur. Her iki hareket de damarlarınızdaki kanın başınıza hücum etmesini sağlar ve omurilik sıvısı bu sırada omurganızdan aşağıya iner. Şaşırtıcı şekilde bu vücudunuzun sizi bir sarsıp kendinize getirmesinin bir yoludur. Kendinizi stresli veya endişeli hissettiğinizde vücudunuz bu duygularla baş etmeye hazırlanırken de esneyebilirsiniz. Ayrıca esnemenin psikolojik nedenleri de vardır. Zaten esnemenin bulaşıcı olduğunu da muhtemelen fark etmişsinizdir. Bunun sebebi insanların oldukça sosyal bir canlı türü olmasıdır. Kısacası bir kişi yorgunluktan esnemeye başladığında etrafındaki diğer insanlara da yorgunluk sinyali gönderir ve bu herkesin kendini uykulu hissetmesine sebep olur. Görünüşe bakılırsa esneme çok sihirli bir şeymiş. 6. Gözde yüzen cisimler nedir? Hiç gözlerinizin önünde amaçsızca havada süzülüyormuş gibi görünen garip hayaletlere benzer uçuşan sinekler gördünüz mü? Ya da bunları bazen gözlerinizin içinde görürsünüz. Korkmanıza gerek yok. Bunlar sinek falan değil. Onlar gözün içinde yüzen parçacıklar. Bu parçacıkları özellikle mavi gökyüzüne ya da aydınlık ve parlak bir yere baktığınızda görmek daha kolaydır. Gözde yüzen bu şeyler aslında herhangi bir cisim değildir. Bunlar gözün ana kısmının vitreous adlı özel bir bölümünde ortaya çıkan çok küçük kusurlardır.
onları görebilmemizin sebebi bu yapısal kusurların göz bebeğinden retinaya ulaşan ve dış dünyayı görmemizi sağlayan ışığın önünde yer almasıdır. Yani bir dahaki sefere bunları gördüğünüzde hemen bir göz doktoruna koşmanıza gerek yok. Çünkü bunlar genellikle zararsızdır. 7. Neden uyku sırasında bazen bir yerden düşüyormuşuz gibi gelir? En kötü uyanma şekli, yatağınızdan ya da uçurumdan düşüyormuş gibi korkunç bir hisle irkilerek yataktan sıçradığınız uyanma şeklidir. Anlaşılan bu olay, uykuya daldıktan hemen sonra kaslarınızın tümü gevşemiş haldeyken meydana geliyor. Beyniniz bunu yanlışlıkla bir tehlike uyarısı olarak algılayabilir. Çünkü normalde bütün kaslarınız gevşemişse siz düşüyorsunuzdur. Sizi düşüşe hazırlaması için beyniniz tekrar aktif hale gelmeleri için kaslarınıza çok hızlı bir şekilde sinyaller gönderir. Bu fenomenin özel bir adı bile vardır. Bunlara hipnik seyirme denir. Aynı şey uykuya daldığınızda bacaklarınızın veya kollarınızın seyirmesi şeklinde daha küçük ölçekte de olur. 8. Korktuğunuzda bacaklarınız neden kütük gibi ağırlaşır? Bir şeyden çok ürktüğünüzde ya da korktuğunuzda bacaklarınız sanki kütük gibi gelir. Kalbiniz hızla çarpar ve tüyleriniz diken diken olur. Bunların hepsi aynı sürecin sonucudur. Yani bu kana karışan adrenaline vücudun verdiği bir tepkidir. Adrenalin kana karıştığında karşı koy ya da kaç tepkisi denilen şeyi tetikler. Bu tepki kasların gerilmesini ve kan dolaşımını hızlandırarak bacaklarınızı ağır hissetmenize sebep olur. Tüm vücut sistemleri birden alarma geçip sert ve hızla karşılık vermeye hazır hale gelir. Fakat aynı zamanda tepki iki farklı şekilde kendini gösterebilir. Ya bir olimpiyat yarışçısı gibi koşmaya başlayabilir ya da donup tek bir kasınızı bile hareket ettiremeyebilirsiniz. Bunun nedeni tehlikeli bir duruma karşı iki tür tepki verilmesidir. Ya sizi korkutan şeye karşı koymaya ya da ondan tamamen uzaklaşmaya çalışırsınız. 9. Parmaklarınız suyun içinde neden buruşur? Çünkü buruşmuş parmaklarla yağmurlu havalarda ağaçlardan meyve toplamak daha kolaydır. Hayır, şaka tabii. Şöyle açıklayayım. Buruşma, derinin altındaki küçük kan damarları sıkışıp büzüştüğünde meydana gelir. Ama olayın en ilginç kısmı bu değil. Bilim insanları parmaklardaki sinirler zarar gördüğünde suyun altında ne kadar süre kaldığına bakılmaksızın buruşmanın meydana gelmediğini keşfettiler. Bu ise derinin yapısal özelliği yüzünden değil, vücudumuzun suya verdiği özel tepki nedeniyle buruştuğu anlamına geliyor. Buna göre demek ki buruşma bilmediğimiz bazı biyolojik nedenlerle önemli olmalı. Yapılan diğer testler, kuru ve ıslak elle ıslak cam bilyeleri toplamaya çalışmakla ilgiliydi ve görüldü ki cam bilyeleri ıslak elle toplamak daha kolaydı. Aynı şey ayaklar için de geçerlidir. Ayaklarınız buruştuğunda ıslak zeminde durmak çok daha kolay ve güvenlidir. Sanırım bu doğanın biz insanların ıslak şeyleri kaymadan tutmamızı sağlamasının bir yolu. 10. Eklemlerimiz neden takırdar? Eklemlerinizi takırdatma alışkanlığınız nedeniyle çıkan korkunç sesleri her zaman fark etmeseniz bile o ses herkese çok tanıdık gelir. Hatta bu ses masadan kalkıp bir takırdama duyduğunuzda sanki bir şekilde kendinize zarar vermiş veya bir yerinizi kırmışsınız gibi gelir. Ama durum hiç de öyle değil. Takırdayan eklemlerin sağlığımızı hiç de o kadar etkilemediği kanıtlanmıştır. Eklemler ciddi bir baskıya maruz kaldığında o bölgede küçük gaz kabarcıkları meydana gelir. Eklem büküldüğünde ise bu gaz takırdama sesleri eşliğinde eklemden boşaltılır. Bu bir şekilde eklemlerin gaz çıkarması gibidir. Doğal olarak bu kabarcıklara vücudumuzun her ekleminde rastlanır ve eklemlerin takırdaması sağlığımıza herhangi bir tehdit oluşturmaz. Sizin eklemlerinizi takırdatmak gibi kötü bir alışkanlığınız var mı? Yoksa siz de o çıkan seslere dayanamayanlardan mısınız? Bana aşağıda yorumlarınızı bildirin. 11. Karnımız neden guruldar? Karındaki gurultular, gaz sesleri, adına her ne derseniz deyin, hepimiz insanı utandıran bu sesleri çok iyi biliriz. Ama o kadar iyi bilmediğimiz şey bunlara neyin sebep olduğudur. Esasen olay yemek yemediğiniz için beyninizin sizinle dalga geçmesidir. Kulağa tuhaf geliyor biliyorum ama şöyle bir durumu başka nasıl açıklarsınız? Mideniz boşaldığında beyniniz bir şeyleri sindirme ve sindirim sisteminden aşağıya gönderme sürecine başlamak için bir sinyal gönderir. Ancak midede o sırada gaz dışında gönderilecek hiçbir şey yoktur ki çıkan o seslerin tümü bununla alakalıdır. Öyleyse mideye bir şeyler indirin, olsun bitsin değil mi ama? Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte size hoşunuza gideceğini düşündüğüm başka videolar. Tek yapmanız gereken sola veya sağa tıklamak.
Hayata hep olumlu bakmanız dileğiyle şimdilik hoşça kalın.